Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte harbiden toplasanız bu fiyata çıkaramayacağınız bir oyuncu sistemine bakacağız. Sistemin satın alma bağlantısını aşağı ekledim arkadaşlar. Hani burada videoyu izlerken bir yandan teknik özellikleri de oradan bakabilirsiniz. Ama önce benim açıklamam gereken bir şey var. Biliyorsunuz bundan bir önceki videoya pijama ile çıkmıştım. Bir talihsizlik olmuş. Bu videoda da arkadaşlar biraz boğazım ağrıyor. Hafiften ateşim var. Böyle terliyor gibiyim falan filan. Hani kadrajda çok rahatsızcı bir görüntü oluyorsa kusura bakmayın. Biraz hani çok azıcık ateşim var, onu belirteyim dedim. Covid değilim ama. Her neyse, meselemize dönelim. Şimdi neyle başlayacağız arkadaşlar? Öncelikle sistemimizin tabii ki de ekran kartıyla başlayacağız. Çünkü bu oyuncu sistemlerinin kalbi ekran kartı. Ekran kartı olarak sistemde RDNA 2 mimarisine sahip XFX RX 6500 XT tercih edilir. Bu ekran kartı arkadaşlar 4 GB ve 2 fanlı bir ekran kartı. Bu anlamda hani ısınma soğuma optimizasyon sağlandığını düşünüyorum. Peki bu kartın esas olayı ne? Arkadaşlar XFX Radeon 6500 XT'nin en önemli olayı 1080p oyunlarda sorunsuz performans vermek. Yani aslında bir fiyat performans sisteminin özellikle bu yeni kasalar içerisinde tercih edilmesi gereken önemli kartlardan bir tanesi haline geldi. Fiyatları hepimiz biliyoruz. Doğal olarak 1080p oynayacağımız oyunlarda optimizasyonu kuvvetli bir kartın tercih edilmesi bence iyi olur. Bu anlamda sistemin içerisinde de 6500 XT yerleştirilmiş. Bir de arkadaşlar bu ekran kartının içerisinde AMD'nin yeni Infinity Cache adını verdiği bir teknolojisi ve RAM'leri de söylediğimi hatırlamıyorum ama 4 GB GDDR6. Şimdi bir oyun sisteminde bence ikinci anlatılması gereken şey işlemci oluyor. Arkadaşlar sistemde Intel'in i3 10. nesil bir işlemci tercih edilmiş. Intel Core i3 10100F modeli olan bu işlemcide 4 çekirdek 8 thread 6 MB'lık da ön belleğiyle, yine bu işlemcide şunu unutmayın, 1080p oyunlarda hem size oyunda sıkıntı yaşatmamak üzere bu sistemin içerisine yerleştirilmiş hem de gündelik kullanımda sisteminizi rahatça kullanabilmenizi düşünüyorum. Geliyoruz anakartımıza. Anakartımız Micro ATX boyutunda olan MSI H410MB. Bu anakartta arkadaşlar 2 adet RAM slotu bulunmakta. Maksimumda 64 GB 2933 MHz'e kadar kendisine RAM eklemesi yapabiliyorsunuz. Bir de bu RAM slotlarına ek olarak da bence artık çok önemli olan bir adet de M.2 slotu bulunuyor. Bir de arkadaşlar MSI'ın bu anakartında şöyle ilginç bir durum var. Aslında bu durum bize avantaj oluşturuyor. Her ne kadar isminde H410M yazsa bile içerisinde H510 çipi, yani 11. nesil çip takılır. Yani bu anlamda avantajlı bir hale bürünüyor bir anda kendi kendine. Çip yok, acaba ondan mı böyle olmuş bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Arkadaşlar geldik depolamaya. Depolama anlamında benim burada gördüğüm içerisinde Kioxia'nın bir SATA M.2 diyecektim, ağzıma tıkandı. SATA SSD'si bulunuyor. Depolama kısmında SSD'miz 480 GB. Yani şimdi işin açıkçası kartta en azından bir M.2 slotu var. Başlangıçta bu SSD ile alınıp daha sonra 500 GB'lık bir M.2 takılırsa bunu hani biraz kullandıktan sonra filan performansta ciddi bir artış olacak. Fakat bu anlamda da üzerindeki 480 GB'lık SSD en azından 1080p, yani e-spor oyunları diyeyim, rekabetçi oyunlarda sizi üzmeyecek. Ama şunu açıkça ortaya koymak lazım. Yeni megabaytlarda, yani yeni oyunların çıkabileceği gigabaytlar hesaba katıldığında çok geçerli, yani size uzunca süre yetecek bir depolama alanı değil. Ama şunu da unutmayın, bizim derdimiz de burada fiyatı optimize halde tutmak. Yani en azından bir SSD'miz var. 480 GB'lık siz para biriktirirsiniz veya sistemi satın alırken M.2 slotu hali hazırda var. Oraya bir adet M.2 slotu takabilirsiniz. Böylece hali hazırdaki Kioxia SSD'niz de sizin ikinci hard diskinize dönüşmüş olur. Gelelim RAM'lerimize. RAM'lerin markası Apacer arkadaşlar. 2x16 toplam 32 GB'lık 1200 MHz bandında RAM'ler takılı. Yine şeyi sorabilirsiniz. Anakart 3200 MHz desteklemiyor. 2933. Ya tamam arkadaşlar, bazen fiyat optimizasyonu için böyle şeyler yapılabiliyor. Daha hem bunu niye sorguluyorsunuz ki, 3200'lük RAM işte. Geldik arkadaşlar kasa kısmına. Şimdi kasanın markası Hyper. Neyse. Ben bu markayı hiç duymadım. Fakat ince hesap tarafı bu markaya çok güveniyor. Hatta hani bana yolladıkları briefte işte sistemi en uygun fiyatlı, en yüksek ekipmanla toplayabilmek için bu kasayı tercih ettik demişler. Ben kasayı bilmiyorum arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyeyim. Ama en azından 80 Plus Pro sertifikasına sahip ve 550 Watt'lık bir güç kaynağını içinde barındırıyor. Yani fiyat optimizasyonu açısından bence hala geçerli. Çünkü sistemin fiyatı gerçekten şu anda bulamayacağınız oranda. Stoklarla da sınırlı ama stok biraz var bu sefer. Geliyor arkadaşlar. Ya aslında oyun testine geçeceğim de. Bence oyun testine bir geçelim, ondan sonra konuşayım. Çünkü oyun testi değil diyelim yani.
Oyun testlerimizi izledik. Valla Fortnite dışında hiçbir oyunda herhangi bir sorun yaşamadım. Onu belirteyim. Nedense Fortnite'da belki çözünürlük 4K olduğu için veya 2K olduğu için onu da tam hatırlamıyorum. Az önce izlediniz zaten. Ufak tefek böyle harita yüklemelerde takılmalar oluyordu. Ama onun dışında hiçbir sorun yaşamadım. PUBG'de de yaşamadım. Valorant'ta da yaşamadım. GTA zaten adettendir diye koydum. Yani çok GTA artık ayıp olmasın diye koyuyorum. Bunun haricinde bu tarz sistem videolarında çok fazla oluyor arkadaşlar. Yorumlarda çok denk geliyorum. İşte şunu koyarım, şu kadar olur. Ya arkadaşlar şimdi net bir şekilde belirtiyorum. YouTube'da bu işin uzmanları var. Bu kasa toplama işi. Ben bu uzmanlardan birisi değilim. Firmalar bize ulaştığı zaman, en azından bana ulaştığı zaman, ben firmalara diyorum ki arkadaşlar fiyatı güzel olsun. Parçalar da güvenilir olsun. Bu kadar yani. Daha iyi alternatifleriniz, daha iyi fikirleriniz varsa iki tane seçeneğiniz var. Birincisi bunu yoruma yazıp beni gömebilirsiniz. İkincisi sistemi satın almak istiyorsanız incehesap.com üzerinden sistemi dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sistemi satın almak isterseniz açıklama kısmına bağlantı bıraktım. Fiyat çok inanılmaz optimize edilmiş durumda. Yani normalde hakikaten sanırım bu videonun çekildiği tarih itibariyle 1500-2000 lira gibi bir karınız söz konusu. Yani alacaksanız bence değerlendirilebilir bir sistem olduğunu da söyleyeyim. Finalde son karar size ait arkadaşlar. Ben bu sistemin fiyatına kefilim. Onu net bir şekilde size söyleyeyim. Bence fiyatı gayet uygun. Videomuz da bitti. Sizler de sistemi satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak bir tık da acele ederek satın alabilirsiniz. Umarım satın alan arkadaşlar sorunsuz, keyifli espor oyunlarında cayır cayır yardırırlar. Oynadıkça da beni hatırlarlar diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.